Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü tek bakış serimizdeki videomuzun adı Fallen Angel. Oyuna dair hiçbir fikrim yok. Çok bakma fırsatım olmadı önceden. Sadece girip sesini ayarladım. Ama ondan sonra da sesini yeniden ayarlamam gerekti. Bilmiyorum. O zamandan daha fazla geldi sesi. Tek yapabildiğim buydu. Bakalım. Neler olacak? Aa, co-op'u varmış. Hiçbir farkım yok. Uyan yoksa sonsuza dek düş. Okey. Okey, bakalım. Bu arada biz Twitch'te yayındayız. Eğer bu videoyu YouTube'dan görüyorsanız ve izliyorsanız lütfen Twitch'e de uğramayı unutmayın. Oraya da bekleriz sizi. Tamam. Ha, tutorial, okey. Dodge. Dodge'a bak. Ne güzelmiş. Cam barının pil gibi olması birazcık garipmiş. Yani loot bir şey düşmüyor. Okey. Benimki de pil gibi gerçi. Şu ne? Aa, okey. Şarjlarını bitiriyorum gerçekten. Ne oldu? Aynı yer yere mi yüklendi? Ne oluyor? Ne oluyor bu? Aynı yer geri yüklendi. Hiçbir farkı var mı? Cyberpunk mı bu? Tabii. Ne oldu? Oyun bu kadar galiba. Ha, okey. Niye öyle oldu? Oha, zıplamaya bak. Allah'ım, zıplayışıma bak. Zıplayayım diye koydukları boşluğa bak. Şarj bitirmece. Ha, aşağıda da yol yoktu. Gidelim. Bu kırdığım şeyler ne? Hiçbir şey çıkmıyor. Herhalde kırmamam gerekiyor da olabilir ha. Bakacağız. Bu ne? Okey, oyun kaydediyoruz. Aa, hem oyunu kaydediyorum. Hem de şey. Oyundaki diğer ışınlanabileceğimiz noktalar. Tamam. Fast travel noktasıymış. Burası Purgatory. Tamam. Bunları bul diyor. Okey. Kayıt animasyonu çok ağır geldi. Bilemedim. Bakacağız. Oyundaki her şeye de vuruluyor mübarek. Ben bunları kırıyorum. Kesin kırmamam gerekiyor. Bakalım neymiş acaba bunlar? Şarj bitiriyoruz şu an. Ha, benim şarjım öyle çok... Canım da doluyor hemen ha. Vurmamla alakası falan da yok. Takır takır doldu. Bu ne? Ne geldi şimdi? Health Coop. Okey. Herhalde ateş edeceğimiz şeyler de gelecek çünkü şöyle bir crosshair gibi duruyor birazcık şey. Gıdıklıyorlar gerçekten. Altta da sandık vardı. Really? Aman. Ama sanki bu oyunda her şeyi takip etmeliymişiz gibi ya. Galiba bunlar vazo falan, hani böyle normal oyunda kırarsın ya. Sandığa bakacağım. Eğer yoksa o sandık. Bu ne, biraz bayağı şey ha. Yok sandık. Bayağı şey bu, Souls-like gibi. Çünkü hani geri döndüğümüzde yeniden canlanıyorlar falan. Aslında sonsuza dek öldürmüyoruz. Yani ben bunları öldürmeden... Yani mavili şeyler... Ay, öldük. Souls-like ama... Bayağı bir like yani. Bayağı şey çünkü. Canım takır takır doluyor falan. Normal bir Souls-like'da böyle bir şey beklemezsin. Sürünmen lazım bir canla yani. Souls Light. Evet, Souls Light gerçekten hafifleştirilmiş. Bundan mobil oyun da olur ha. Ne oldu, ne verdi bana? Aha. Gerçekten geleceği gördüm. Pistol verdi. Envanter varmış.
Ha, bir cambara dolduruyor. Canım ben bunu niye kullanayım ki? Bu ses ne kadar iğrenç ya. Space Skill Tree'ye gidiyor. Hiçbir şey yok. Skill Tree'yi birazdan görürüz. Ses çok kötüymüş bu arada. Bıcı 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 sesi. Ha, şurada bir tane badık, zıbadık kalmış. Gel. Tamam. Bunlardan hiçbir şey çıkmıyor. Ümidimi yitirdim artık. Press any key to continue. Bunu aşağıya yaz canım benim. Okuyacağız ya yani yukarıyı. Niye böyle yapmışlar bunu? Tamam. Ha, mermin otomatik olarak doluyormuş. Ya da böyle boncuk topluyoruz. Bunlar mermi değil mi? Emo shard. Okay. Ha, tamam. Emo shard'ım oldukça otomatik dolacak. Ben doldurmak için bir şey craftlamayacağım. Bir şey yapmayacağım. Ben bunlara niye dalıyorum? Bunlar kim? Amaçları ne? 17 emo shard'ım var. Bu da benim şarjörüm galiba. Okey. Öldürdük her şeyi. Ama siz Angel'de... Oha! Ha, bu boss. Okey. Ne oldu şimdi? Ha, buradan gidiş var mı çünkü? Yani boss vari bir şey kestim. Asansör yine aynı şey, Dark Souls mantığı. Köşelere tutunmak için space diyor. Bu ne peki? Ne oluyor şu? Ha, tamam, doğrusunu tutturdum. Mini puzzle gibi bir şey yapmışlar. Tamam, sağdaki ne? Garip bir şey. Bunu neye benzetirsin ki? Okay. Havada dash atılıyor mu? Aa, atılıyor, güzel. Bu arada ne olduğuna bakmama gerek yok. Yeterince tıklarsam açılıyor. Havada dash atılıyor da hiçbir şey olmuyor ki. Hayır. Dur 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 dur. Aman diyeyim, gerçekten gıdıklamıyorlar artık. Canımızın neden yenilendiğini şimdi fark etmedik mi? Gerçekten sağlam vuruyorlarmış bir noktadan sonra. Oyun böyle Bullet Hell mantığına falan bürünecek belli yani. Canı da hızlıca tak diye basabiliyoruz. O yüzden şey yapmışlar muhtemelen. Ay, keşke. Oha! Oha annem! Bunlardan bir sürü attı. Ateş ediyor. Sakin. O kadar da çabuk değilmiş. Ay, okey. Aha, seslendirme var. Abdiel. Hain geri döndü. Mukavve ödümünü aldırmamıştı. Almak istedim. Aha, seçenek var. Biz de Lucifer'ız. Vay. Bir dakika, oyunda seçenek var. Tercihim özgürlüktü. Sen işte hizmet etmeyi seçtin. Niye ortadan okumaya başladıysan bilmiyorum. Yaratılışın şeyine karşı savaşıyorum. Oha, direkt ölümeye hazırlan köpek de diyebiliyoruz. Ben böyle biraz açıklama mı yapsam? Neye karşı ne açıkladım bilmiyorum. Hani Abdiel, canım benim. Hani biliyorsun. Aa, gerçi Fallen Angel, hani tamam, mantık okey, diniyle birlikte alakalı ama. Canım ben hani özgürlüğü seçtim. Aa, hiçbir şey fark etmedi yani. Senin gibi birisi cehennemde yanmalı diyor. Zaten sonumuz cehennem olmadı mı?
Lucifer değil miyiz? Biz Fallen Angel değil miyiz? Bütün mermilerimi harcayayım tabi. Tamam, okey. Oha. Sakin annem. Annem sakin. Annem. Dur bir ya. Çok ateşleri çok random yapıyor bu arada. Ben de ne kadar yeteneksiz olduğumu gösteriyorum size. Ne bağırıyorsun? Aha kaç. Ama gerçekten bastım biliyor musunuz? Shift değil mi bu oyundaki evade ya? Evet. Aa, senin canın kalmamış. Aha. Sen sadece yıkım getiriyorsun buraya. Cennete bir daha asla erişemeyeceksin. Ama bu ses beni çok gerdi. Yanlış takım, eski dostum diyor. Achievement'ı başarım açıldı bir tane. Yanlış tarafı seçtin eski dostum diyor ki. Tabii. İlk boss fight'ımızdı. Fena değildi. Seslendirmeler birazcık garip farkındaysanız. Bir de bu waypoint ölürsem diye var yani herhalde. Çünkü. Evet yani fena ölüyorduk ama fight biraz garipti yani. Mesela o atladığı kısım benim olduğum yere atlamadı ki. Sürekli aynı sol tarafa pıt diye hep atladı. Ben anlamadım ne yapmaya çalıştığını orada. Tamam okey. Glide yapabiliyorum artık. Uzun uzun süzülmece güzelmiş. Sevdim. Sevdim. Ama ben çok daha yap yemeye başladım. Ben biraz şöyle dursam yavaş yavaş canım da olsa. Annem gel. Ya sen bağlandın mı? Sen bağlandın mı? Bunları hızlıca öldürürsek başımıza çok bir şey gelmiyor. Vururlarsa tehlikeliler. Bir barcan götürüyorlar. Stamina vururken iniyor mu? Aa, şey inmiyor. Ay. Şu sadece shift'le iniyor şu yukarıdaki şey. Ne oluyor be? Üstüne bir çıkayım. Ya da vurayım. Okey. Tamam, hızlıca yeni bir boss'a geçelim. Aa, bu ne? Peter. Oh, why hello there, sir. Hoş geldiniz efendim. Kingdom Come Hotel. Kingdom Come oteline hoş geldiniz. My, quite the ominous fella, aren't you? Resepsiyondaki şeye bakın, haraya bakın. Sadece sol klikle geçiyorum. Sen sanki bir yerlerde görmüştün. Neyse işte şurayı imzala da. İstediğin yere gidebilirsin. İmzaladık. Aa, burası şey. Okey. Şu Dark Souls'daki gibi hani böyle toplandığım şey. Bizim ana base'imiz gibi işte kendi üstümüzü geliştirmek. Demon Form. Geldik ve skill aldık. Okey. Pride Meter. Pride Meter nerede? Herhalde yeni geldi. Çünkü buralarda açılmamış mesela. Oyun ilerledikçe mesela o odalar açılacak muhtemelen. Silah upgrade'leri gibi şeyler bekliyorum. Hani Dark Souls'daki gibi. Come. Cradle of Man. Aa, bir dakika. Böyle zamanda yolculuklu falan mı bu oyun? Uga bugalar geldi. Pride Meter'a bak, kuduruyor. Aman sakin. Aman sakin. O kadar güzel fight'tı boss'a falan dedik. Estuslarımız da bitiyor vallahi. Vurma vurma. Ya kendini patlatan melek mi olur ya? Şu yukarıdaki Pride Meter çok gözümü yoruyor ama ne yapıyorsun sen? Pride Meter. Şu işte çıldırmanı sağlıyor bir küçük. Ha, eldiven çıktı. Aa.
Okey. İlk itemimizi bulduk. Bir dakika. Abi ses beni çok rahatsız ediyor. Ne bu? 3 slotum var. 3 slot ne demek ki? 3 tane eldiven de takabiliyor muyum yani? 3 tane kıyafet için yerim var. Okey. Birini öldürdükten sonra... %50 damage reduction alıyorum. Benim hasarım %50 mi düşüyor? Yoksa bana vurdukları hasar mı %50 düşüyor? Muhtemelen bu ama bunu... Reduced damage deseler daha mantıklı olurdu. Neyse. Bu ne? Ha, mermi. Tamam. Skill tree. Ha. Skill tree böyle mi? Kendim bir şey seçmiyorum. Takır takır açılıyor. Okey. Güzel. Aa. Son bar artık dolmuyor kendi kendine. Aa. Galiba şey. İçinde olduğumuz bar kendi kendine doluyor. Aynen, içinde olduğum bar kendi kendine doluyor ama içinde olduğum barı şey yaparsan kendi kendine dolmuyor. Okey, anladım. Geçersem, aha sandık. Güzel ha, böyle tam iki boyutlu değil yani ama yani şeyler birazcık clunky, nasıl desem. Böyle tam güzel değil sanki atak şeyleri falan. Ama bir boss'una daha denk gelelim, bakacağız o zaman son kararımı vereceğim. Yani zaten bir noktadan sonra, bir de bunları kesmenin hiçbir anlamı yok ya anladığım kadarıyla. Level yok çünkü. Bunları hiçbir şekilde kesmeden sonsuza dek gidebilirim. Bunu anladım ya, anladım şey. Asansör okey. Bilmiyorum ya, bunları hiçbir öldürmenin hiçbir anlamı yok. Mesela şeyde... Ne yapıyorum? Allah yanlış. Aha boss geldi şansıma. Ne oldu boss? Yalnız bu form güzelmiş. Yalnız bir pot bassaydın canım benim. Hah. Elim çarptı ha. İsteyerek gerçekten yapmadım. Elim çarptı ve koşturdum boss'u yakalamak için. Çok kolaydı. Boss kimdi neydi görmedik bile ha. Çılgın kralın kaderi. Gerçekten çok bahtsız bir kral çıktım. İnanılmaz kolaydı ama şey bastığım için muhtemelen inanılmaz kolaydı. Hiç dojlamadım bile ya bu arada. Hani ittireydin beni, bir vuraydın, bir şey yapaydın. Bir garip... Okey. Bunlar kırılıyor mu? Yok. Üstünden atlanıyor mu? Yok. Üstünden atlansa güzel olabilirmiş bu arada. Allah! Patlama annem! Patlamak nedir be? Hala anlam veremiyorum yani. Güzel dojladım. Oo, 3 atak yap. Ben bunu öldürsem, acaba bunu öldürünce bir şey düşüyor mu ya? Yalnız hiç hasar... Aa, sadece mermiden hasar yiyorsun sen. Vay, okey. Ama bir şey çıkmadı yani. Çok nadir eşya çıkıyor. Ama sen beni nereden gördün? Ya tamam, bunlar duvar değil, uçurum mu diyeceğim. Duvar bas bayağı yani. Annem, sen beni nereden gördün de bana saldırıyorsun? Saldır hadi, saldır. Neyse, ben bunları öldürmeyi biraz azaltacağım. Gerek duymadıkça. Zaten boss stage'de hiçbiri yok. Aha, anahtar. Çılgın deli işte kralın anahtarını bulduk. Bakalım ne olacak. Anahtarı da öyle güzel yere bırakmış ki. Tam ortasına böyle her şey. Gerçekten creeper gibi ya. Sen ne yapıyorsun burada annem? Abla senin mağaran. Diğerleri basmış burayı. Okey. Bari duvarlara bir şey yazaydım bir oyun.
Böyle duvarlara bir şeyler yapıp bir şeyler çizseler de güzel olurdu. Aa burada... Onu gördüm. Lucifer sicili mi var? Sicil. Hani ya? O dashlerken de damage yiyorum. Okay brother. Aha şu aşağıdaymış. Aa bir şey söyleyeceğim bu arada, siz burayı görmüyorsunuz, ben sağa çekeyim. Ha şunu diyorsun. Şey işte bu bizim Q'ya bastığımız şey, bu dolup böyle gözümüzü kör ediyor ya. Pride meter'mış o. Dolunca işte bir şeyler oluyor. Aha. Aha upgrade seçiyoruz artık. Okey tamam, bir önemi var yani. Sol tıka basılı tutunca böyle sağlam vuruyor ama ben sol tıka çok basılı tutacağımı sanmıyorum. Çok fazla saldırıyorlar çünkü hiç şey yapmadan. Benim ataklarım onların ataklarını bozmadığı için heavy atak çoğu oyunda olduğu gibi sanırım iyi bir tercih değil. Yani çoğu Souls-like oyundaki gibi. Aa, aparkat vurma var. Aparkat muhtemelen ataklarını bozuyor. Aparkat güzel olabilir. Yukarıdan gelip bunların kafalarını patlatmaca da var ama ben aparkatı alacağım. Eminim canım benim. Okay, aparkat aldık. Bunları öldürmenin gerçekten hiçbir anlamı yok. Ara sıra bir iki item düşüyordur da yani değdiğini sanmıyorum. Burası nereye gidiyor şimdi? Burası saçma sapan bir yere gidiyordu yanılmıyorsam. Soldan devam. Annem. Sen dash atıyorsun. Sen mağara adamısın ya. Dash atmak ne? Oyunun müzikleri birazcık... Yani güzel ama... Ortama sanki çok şey değil, böyle uygun değil. Hani... Çok sakin. Bazı müzikler çok sırıtıyor ama. Özellikle şu. Bu ne yani? Aşırı sırıtıyor. Şu müzik bu oyuna hiç yakışmamış yani. Hoş geldin. Gerçekten hiç yakışmamış. Çok garip geliyor yani. Ne yapacağız burada? Aha. Ha, ucuna tutunmaca. Tutunma mantığı çok güzel ama oturmuş mu oturmamış mı anlamadım. Tutunup tutunamayacağımdan emin olamıyorum. Ben buradan geldim zaten. Aa buradan aşağı atlamaca yok. Okay. That's garip. Biraz güzel bir oyunmuş. Şey o kadar kötü değil. Ama bazı yani mantığa oturmamış şeyleri var yani. Şunları öldürmem için bana bir sebep verseydin. Boncuk falan çıksaydı. Şu an gayet zaman kaybı olarak görüyorum yani bunların hepsini. Böyle devam edeyim ki size daha fazla şey gösterebileyim. Fast Travel'a gelmişiz. Ben buradan geldim zaten. Ben nereye gideceğim? Bari şuraya gidelim. Burada alınacak edilecek bir şey var mı? Açılan eden de bir şey yok. John diye birini bulursan buraya getir olur mu diyor. Vardiyasını kaçırdı diyor. Okay. Animasyonlar hantal. Biraz evet ya, haklısın. Gidecek yerim bura. Zaten şuradan gel... Yoo ben buradan gelmedim, burada başladım. Buranın solu mu var şimdi? Nasıl buradan mı geldim? Hatırlamıyorum ki. Ay yok, gerçekten varmış böyle bir yer, okey. Bizi oradan başlattı çünkü o kapıdan geçmiştim. Map var mı? Map yok. Wow son. Yalnız farklı farklı canavarlar var ha, güzelmiş. Ama dediğim gibi öldürmemin herhangi bir anlamı yok. Yani mesela Dark Souls'da ben seni bir öldürmek isterim. Aa sana vuramıyorum. Sana hiçbir şekilde vuramıyorum. Dark Souls'da bunları öldürmenin manasız olduğu nokta çok sonraydı diye hatırlıyorum mesela. Karşılaştıracağım en önemli örnek odur zaten. Bu janrayı başlatanlar onlar. Selam. Oyun donuyor zaten şey duruyor bunu aldığımda.
Abi seçenek değilmiş ki, tek tek alıyorum. Sadece hangi sırayla alacağım önemli yani. Yani başka bir şey kapatmıyor, okey. Şu saldırı falan filan çok hantal değil de, şu shift mesela öyle. Oyun emin olmak istiyor senin shift'e bastığına yani. Böyle bu oyun early access mi? Ona göre konuşacağım. Özür dileyerek. Yürüme de hantal. Ya oyunun genel yapısı öyle. Aslında ona hantal diyemeyiz bence. O yüzden. Oyun early access değil. Okey. Yani bize verdikleri oyundu. Ben şey diyecektim. Yani yine geldik buraya. Şey demek için sordum bunu. Yani oyun böyle ne bileyim başa bir hikaye konacaktı da şey mi yaptılar? Mesela bunun gibi bir oyun daha oynamıştık. Hatırlıyorsanız Twitch'te highlight'ı var, YouTube'da yok. Elden Path of the Forgotten. Oyunun anlatımları çok şeydi. Belirsizdi oyunda. Hikayen falan ortada yoktu. Keşfederek açıyordun hikayeyi. Bunda da belki aynı mantık vardır ama o oyun şimdi Lovecraft'in bir oyundu. Bu oyun böyle bir şeyleri saklamak istiyormuş gibi gözükmüyor. Girdik ve direkt muhabbete girdik mesela şeyle. Lucifer'a. Lucifer olarak. Hani kim olduğumuz belli, şeyimiz belli. Diğer oyunda hani okuyabileceğim bir metin bile yoktu. Hani oyundaki yazılar falan hep böyle karman çormandı. Bu demek ki onu istemiyor. Hani zaten anlatacak bir hikayesi var. Oyunda log da yok anladığım kadarıyla. Hani bakalım ne olacak. Aa sen kendini mi patlatsana burada. Şurada bir patlat bakayım kendini, bir şey olacak mı? Patlatın şurada bir kendiniz. Patlat. Yahu patlat patlat. Patlat orada bir kendini. Ha bir şey olmuyor. Acaba orası yanacak da bir şey mi olacak falan diye düşündüm de. Yokmuş öyle bir şey. Silah da... Aha başka silah buldum. Shotgun buldum. Okey. Buralarda birileri asılmış. Yani şu bir insan değil. Okey. Yani şey. Değilmiş. Okey okey. Son bir boss daha bir görelim. Aha buranın boss'unu bir görelim. Çok hızlı. Bir saniye, ben seni bir değineyim. Okey, daha kısa mesafe. Aynı mermi bunun için de geçerli. Bunu kullanırım canım. Kısa mesafe çok daha fazla vuruyor. Üçlü mermi atıyor. Stamina hiç bitmiyor. Stamina almak için bir şeyimiz yok. Burası bir temple. Okey. Şu aradan geçiliyor mu? Yok. Neresi burası acaba? Oyun bayağı sessizmiş bu arada. Yani oyunun bu kadar sessiz oluşu beni sessizliğe yetiyor. Uriel. Aha. Kakroş neydi be? Unuttum. İşte bir böcek benim mekanıma mı giriyor dedi. Müzik bir anda coştu. Yazılar biraz altı yapsaydınız yalvarırım. Yazılar birbirine girmiş ya. Font da birazcık garip. Hamam böceği ha, pardon. Neden hala buradasın? Yani buranın anlamı ne? Senin saçma diyarının anlamı ne diyor? Buraya yaptığın çok hoşuma gitti Uriel. Buraya geri kalanlar işte saçma sapan bir yer olarak hani şey kalmamış geliyor, ondan bahsediyor. Yani sen benden... Ay müzik. Buranın anlamı ne? Bunun sebebi sensin falan filan fight. Tamam, seçeneklerin hiçbir önemi yok. Sürgün ettiler. Seçeneklerin hiçbir önemi yok anladığım kadarıyla. Tıkla sadece abi. Sadece o söylediği şey değişiyor. Seslendirme falan bu arada hani böylesi indie bir oyun için güzel. Beğendim. Ama canım benim, biz bir hikaye işleseydik ya. Burcu'nun fullensin de buraya öyle geleyim.
Bunlar da asla peşini bırakmıyor. Tamam, 52 mermi, güzeliz. Şurası doluyor. Sen de bir öldüreyim. Beni görmedin. Aa, görmedi. Kendi kendine yukarı çıktı. Benim yukarı mı gitmem gerekiyor? Evet. 9 tane potum var. Heh. Geldim canım benim. Uğrayalım. Bu sefer de bunu seçiyorum. Ha tamam. Line'lar değişiyor ki. Fight. Yani oyunu... Lan sakin ol. Aman diyeyim, bir kez daha ya yedin mi? Evet, aralık ver bana. Gel gel koçum. Öyle kolay değil. Sen de bağır. Atla! Atla! Kaç! Ya! Ya bu shift! Ne yapıyorsun? Kaç kaç. Ama bak, mesela dash atıyorum, yine de yiyorum. Neyin? Neden hasar yedim? Mermi dolu, mermi. Buna yaklaşılmıyor, bu deliye. Ama canım kalmamış. Spider-Man gibi duruyoruz. Lan gerçekten Spider-Man ha. Bu fight ne? Bunların hepsi melek canım zaten. İşte Abdiel miydi birisi? Melek. Bunların hepsi melek zaten. Biz işte Lucifer'ız. Bizi cennetten kovmuşlar. Biz de burayı yok etmişiz muhtemelen. Her şeyin sebebi biziz çünkü şu an dediklerine göre. Yarattıkları bu evrende. Biz de gelip gelip öcümüzü alıyoruz. Hani benim şu ana kadar çıkardım, yaptığım çıkarım bu da. Bu ne ya? Ne oluyor bana? Bu fight neydi? Yani... Ben bir ana menüye geleceğim. Host biraz OP, evet. V Publishing galiba. Gamepad Recommended. Önemli değil. Ana menü mü değişti? Abi oyunun başlangıç hikayesi varmış. Şuraya da bir bakalım en son. En son. Ne bu? Gökten düştük. Which may I fly is hell. Myself am hell. And in lowest deep, a lower deep, still threatening to devour me opens wide. To which the hell I suffer seems heaven. Seems a heaven. Gerçekten çok... Heh. Tamam. Düştük. Hiçbir şey de öğretmiyormuş. Okey. Yani ben de zannediyorum ki bunun başını bilsek çok değişecekti her şey. Düştük. Yani düşerken bir meteor olarak mı düştük? Dinozorları yok eden biz miyiz? O bu kadar melek bizi onlar mı arıyor? Hikaye anlatımı kısmında zaten ilk yarım saatinde belki bir şey bulamamam şey ama hani herhangi bir oyun ilk yarım saatte bir şey bulamayabilirsin aslında. Evet, ama ben yine de birazcık şey buldum. Eksik. Boss fight'lar oyunun genel hattından tamam şeyinden daha çok daha güzel. Okey, hakkını veriyorum. Oyunun içinde yani o diğer şeyleri öldürmek için herhangi bir mantık bulamadım. Level yok çünkü oyunda. Hani hiçbir anlamı yok. Hani öldürsem bitse, yolum açılsın, gider gelir git gel yaparım falan diye öldürürüm mesela. En az en küçük bir mantığım bu. O da yok. Hani gittin geri geldin yeniden doğuyor hepsi. O yüzden hiçbirini öldürmek için bir mantık bulamadım kendime. İlk iki boss'ta zaten savaş alanına girdiğimde diğer canavarlar yoktu.
Üçüncü de vardı. Öldürmem için bir sebep de bu. Evet. Ama sadece o çevreyi de öldürebilirdim. Bu birazcık anlamsız geldi. Fontlar biraz kötü. Hani bu ana menüdeyken falan sırıtmıyordu. Çok sade duruyordu. Fontlar, o menü alanı, konuşmalar biraz kötü. Konuşmalar bir yere varmıyor. Sadece sana söylediği şey değişiyor. Yine savaşıyoruz. Yani neden koydu anlamadım. O söylediğimiz şeyler belki oyunun sonunda bir yere bağlanıp bambaşka bir hani ending'e götürüyor olabilir ama hani o bir tane konuştuğumuz şeyden ne olur bilmiyorum. Başka bir şey konuşmuyoruz çünkü. Üç boss'ta da hatta ikincisinde hiçbir şey konuşmadık. Sebebi sensin, ben miyim diyorsun. Birincisi tamamen pozitif, ikincisi neutral, üçüncüsü negatif cevaplardı ve hani birbirine karşı sinirini görüyordun sadece. Hani belki sana daha sert saldırıyordur, bilmiyorum, üçü seçince onu tecrübe edecek kadar zamanım olmadı veya bana söyleyen bir şey olmadı ama. Yani boss fight'ları fena değil bu arada. Hızlı hızlı boss fight'lar araçlanıp oynanabilecek bir oyun. Onun dışında yani şu an baktığımız ilk 30 dakika içerisinde çok inanılmaz önerebileceğimi söyleyemiyorum oyunu. Zaten 3. boss bayağı zordu. Hani biraz uğraşsak şey yapsak güzel olabilirdi. Dark Souls'un işte Souls-like mantığını zaten alıp hani tamamen onun üzerinden işlemeye çalışmış kendi işini de. Ama bilmiyorum, eksik yani. Early Access mi diye mesela oyunun ortasında baktım farkındaysanız. Hani anlamadım hani şey mi? Early Access olsa diyeceğim ki hani arada işte hikaye eksiği var, tamamlayacaklar. Şu an bize olanların hepsini sunmuşlar ki görelim. O ana bizim toplandığımız otelimizde olan biten ne bilmiyorum. John diye birini getireceğiz, onu fark ettim. Ama John nerede onu da anlamadım. Yani çok böyle şey yoktu. Silah oyunun şeyine biraz uzak kalmış ama tabii ki istedikleri implementi koyabilirler, eklentileri. Çok hani bunun üzerine laf söylenebilecek bir şey değil. Sonuçta onlar oyunun tercihleri ama genel olarak oyunun kendisi Shift mesela çok şeydi. Nasıl desem, düzgün çalışmıyor gibi geliyordu. Kafama kafama vuruyordu son boss ama ben Shift'teyken kafama kafama vuruyordu. Hani kaçınmak için zaten Shift'e basıyor. Kayboluyorum oradan ama yine de hasarını yiyordum. O biraz garipti. Üçüncünün ilk iki boss'ta zaten hiçbir şey anlamadık. Hani oldu bitti gibi oldu. Ama üçüncüsü biraz daha zordu. Evet, üzerinde oynayıp o boş vaktini yakalayıp vurman gerekiyordu. Ama boş vakti de bir saniye. Hani uzaktan vurabildim evet ama mesela mermim olmadığını düşünün. Atıyorum bitti. İşte kaçırdım, bir şey yaptım, başka şeylere kullandım, biriktirmedim. Hani normal savaşarak gelseydiniz çünkü mermileri kullanmanız gerekecekti. Çünkü mermisiz ölmeyen karakterler var, düşmanlar var oyunda. Farz edelim ki öyle geldim. Mermisiz sadece bir vuruş yapabilirdim. Bir vuruş o bir canın barı, alttaki bir tane barı bile, pilin bir tanesini bile düşürmüyor. O konuda ilk iki boss'a göre üçüncüsü biraz dengesiz olmuş. Belki de bu bulmam gereken beşinci boss'tu, bilmiyorum. Harita zaten Dark Souls gibi çok şey açık değil. Hani ortada değil, yapman gerekenler düz bir şekilde ilerlemiyor. O konuda bir şey diyemeyeceğim. Belki ben beşinciyi bulmuşumdur ama. Skill tree biraz eksik, çok klasik. Yani bilmiyorum, oyunda birazcık eksiklikler var. Umarım hani oyun bir sürümü diye burası bu kadarıyla kalmaz. Gelecekte hani üzerine bir şeyler kata kata devam ederler. Eğer öyle bir şey yaparlarsa yeniden bir daha bakmak isterim. Hani bir hikayesiyle birlikte düzeltilmiş işte kaçış mekanikleriyle, saldırı mekanikleriyle falan. Biraz daha böyle güzelleştirilebilir. Yoksa hani oyunun çizimlerinde herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Bakalım. Yani şu an inanılmaz öneremeyeceğim. Oyunun fiyatı 28 TL bu arada. Çok pahalı da değil günümüz fiyatlarında. Ama bilmiyorum, size kalmış. Chat'te de çok memnun olanlar yoktu. Yani evet, çok memnun olan kimseyi görmedim hatta. Ben yine biraz daha pozitif bakıyorum oyuna ama genel olarak benim de hani çok şey değilim. Önebilecek bir seviyede değil. Bu videoda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu sonu biraz uzattım. Yani birkaç tane de tekrar yapmış gibi oldum ama yani sürekli üstüne üstüne basarak söylemem gerekti. Hani siz fark etmediyseniz de görün falan diye. Hangi zaman dilimizde belli de değildi. Bak, yorum yapmaya da devam edeceğim, ediyorum ama tamam. Bittiğini farz edelim. Şey, çünkü hani bu kadar. Çünkü aynı şeylere yeniden gelmeye devam edeceğim. Siz de beraber izlediniz zaten benimle. Eğer videonun bu noktasındaysanız sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Fallen Angel gibi birçok tek bakış oyunlarına bakmak isterseniz koleksiyona girebilirsiniz. O oynatma listesine girebilirsiniz. Biz Twitch'teyiz bir yandan. Her zaman Twitch'te de olacağız. Eğer YouTube'dan görüyorsanız oraya da gelmenizi tavsiye ederim. Diğer videolara da bakmanızı öneriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.